OES İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. İyi pazarlar diliyorum. Şu an bir villa çekimine geldik. Tabiatla ormanın içinde iç içe. Denize 900 metre mesafede arkadaşlar. Hemen şu yoldan direkt içeriye girdik. Sağa döndük. 50 metre sonra zaten villamız. Konumu çok güzel. Tabiatla böyle iç içe arkadaşlar. Şöyle evimize de bir geleyim. Yandaki komşunun o kadar güzel tavukları var ki. Yani evi gezerken yerlerden yumurta topladım verdim kendisine. Her yer yumurta. Neyse evet villamız bu arkadaşlar. 3+1 bitişik nizam villa. Fakat şu an müstakilde yanında arsa var. Yanına villa yapılacak. Bu yan tarafı boş. Şurası otopark alanı arkadaşlar. Projede burası feshedilmiş kooperatif arsası arkadaşlar projeler. Örneğin şu bölgede bir şey yok. Normalde projede burası sosyal tesis havuz diye görünüyor. O olmayacağı için otomatikmen burası boş. Onun için de şöyle bir alanı da üst otopark olarak değerlendirmiş yapan arkadaş. Bahçe alanımız da bu kadar. Arsamız normalde 260 metrekare. Terklerden sonra size kalan böyle bir 200 metrekareye yakın bir arsa payınız var arkadaşlar. Güzel geniş bir terası var. Şöyle. Bu ev daha önceden de satılıktı arkadaşlar. Fiyatı da gerçekten çok hesaplıydı. Geçen seneden hatırlıyorum. Yani o fiyatlar artmadan evvelki zamanda. Şimdi bana işte mesajlar atıp da hani böyle işte biz bu evi biliyoruz daha önceden fiyatı buydu şuydu falan böyle garip garip hakaret edercesine mesaj atan arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar bu ev benim evim değil. Ben emlak firmasıyım, satış yetkilisiyim. Bize böyle geliyorlar mal sahibi ne derse biz onu diyoruz. Yani çok uzun zamandır 440 bin yazan ev şimdi nasıl 450 olur ya? Öyle dedi. Yapacak bir şey yok. Yani mal sahibi bunu diyor arkadaşlar. Ben yani cebime benim ekstra bir para girmiyor. Benim yasal hakkım %2 artı KDV. Yani bu kanunda yazıyor. Emlak kanununda emlak firmalarının yasal hakları, komisyon bedeli her iki taraftan %2 artı KDV'dir arkadaşlar. Ha biz de elimizi taşın altına sokuyor muyuz? Sokuyoruz tabii ki. Hiçbir zaman da böyle tam bir komisyon da almadık. Şimdi bu evimizin fiyatı arkadaşlar 775 bin lira. Lütfen bana daha önce bu evin fiyatı şuydu, buydu. Vay arkadaş. Şimdi niye böyle? Siz kimi kandırıyorsunuz? Biz kimseyi kandırmıyoruz. Fiyatlar bu. Yapacak bir şey yok. Yani bir sene önce, 1,5 sene önceki fiyatla şimdiki fiyatlar bir değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben elimden geldiği kadar her şekilde dürüst olmaya çalışıyorum. Bana ne deniyorsa, nasıl bir bilgi veriliyorsa aynen birebir size onu aktarıyorum. Lütfen yani kalp kırıcı böyle insanların evleriyle alakalı da yorumlar bırakırken lütfen usluplu yorumlar bırakalım. Rica ediyorum sizlerden. Çünkü bazı mesajlar oluyor. Ben hemen onları kaldırıyorum. Hatta engelliyorum da. Çünkü ben öyle portföyde istemiyorum. Yanlış anlamayın. Hanımefendinin evi 3+1 daire 450 bin lira diyor. Çok uzun zamandır bu ev 440'tan satılmadı da şimdi de böyle de hayırdır da siz ne iş yapıyorsunuz, kimi kandırıyorsunuz? Dediğiniz şey arada 10 bin lira bir kadıncağız fark koymuş. Şimdiki fiyatları 570-75 bin lira dairenin ama gel gelelim. İnsanlar işte günah keçisi biz olduğumuz için maalesef çok sevilmeyen bir meslek dalımız var. Artık yapacak bir şey yok. Herkese saygımız sonsuz. Çok konuştum, özür dilerim. Evet, evimizin içine girelim arkadaşlar. Villamız böyle yapılalı 2,5-3 yıl olmuş.
Bakın 2,5 3 yıl olmuş diyorum. 3 yıl önceki fiyatıyla lütfen şimdiki fiyatı bana kıyaslamayın. Bana dedikleri rakam 775 bin lira arkadaşlar. Az da olsa pazarlık var denildi. Ben bunu size tebliğ ediyorum. 775 bin liraya da böyle 3 artı 1 villa artık var mı? Akbük'te yok. Tabiatla iç içe mükemmel bir yer. Ne var burada? Bulaşık makinemiz var. Ankastre var. Fırını yok. Davlumbazı var. Buzdolabımız yok. Burada bir lavabomuz var arkadaşlar. Hemen yukarıya çıkalım. Şurada merdiven hafif bir daralıyor. O da şu çıkıntıdan dolayı sanırım. Duvardaki kirişten. Burada rahatsız ediyor mu? Etmiyor. Rahat çıkıyorsunuz. Burada bir güzel büyük bir banyomuz var. Hilton. Yakında canlı yayınlara da başlayacağım arkadaşlar. Orada bol bol sizinle istişareler yaparız. Soru cevap şeklinde sizlere yardımcı olacağım her türlü konularda. Bakın karşıdaki evler de gene aynı projeler. Görüyorsunuz yani böyle dizayn proje oynayabilirsiniz. Daha da şekillendirebilirsiniz dış cephelerinizi. Yukarıdan bir bahçe alanını göstereyim. Buraya isterseniz havuz da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı büyük bir alan da var yani. Yeteri kadar. Araç parkını dışarıda bırakmış. Yanındaki abinin evi gerçekten çok keyifli. Bir sürü tavukları var. Güvercinleri var. Şu arsa. Şu yanımızdaki arkadaşlar arsa. Yani şu sağ tarafınıza, denize baktığınızda sağ tarafınıza bir villa yapılacak. Bilginiz olsun. Burada böyle uzunlamasına büyük bir yatak odası. İki tane tekli yatak koymuşlar arkadaşlar. Herhalde misafir odası. Üçlü gardırop. Gayet güzel. Hemen burada bir balkonumuz daha var. Tiryaki Hasan Paşalar için de burası ideal. Sigara içmelik. Lütfen sigaranızı ormana atmayın. Çünkü ormanla iç içesiniz. Önünüzü görüyorsunuz. Sırf çamlar falan böyle acayip. Ben evin en yukarıdaki terasta, teras katındaki odayı çok beğendim. Burada şöyle bir çift kişilik yeni bir yatak odamız var. Yatak yeni belli, kullanılmamış. Şöyle bir üç kapılı gardırobu var. Yani kolayca sığmış, bayağı güzel geniş bir yatak odası arkadaşlar. Burada iki tane çift kişilik yatak odamız ve bir banyomuz vardı birinci katta. İkinci katımıza çıkalım. Evet, burada da o kiriş var. Çamaşır makinemiz ve termos fonumuz takılı. Burada 5 kapılı kocaman büyük bir gardırop var arkadaşlar. Gene çift kişilik bir yatak. Ebeveyn banyolu burası. Burada da güzel geniş bir banyo. Terasımız harika. Teras çok güzel. Büyük, geniş. Oraya da bir mutfak koymuşlar. İskanı var arkadaşlar. İmar affından alınmış. Yapı kullanım izin belgeli. Dediğim gibi önümüzde kocaman çam ağaçları var. Şurada güzel bir deniz manzaramız var arkadaşlar. Yani ağaca zarar vermeden aslında biraz budanabilir. Budanırsa yani koy tamamen açık olacak manzara. Vallahi mükemmel. Sadece kuş sesleri duyuyorum ve tavuk sesleri. Evet, şura yan parseliniz arkadaşlar. Burada bir şey olacak. Arsa olacak.
Burada da yani bu parsellerdeki fiyatlar da yani 350-400 bin lira arsalara diyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum, fiyatı bana mantıklı geldi. Öyle çok uçuk bir rakam değil. Yani dün dündü, bugün yani 1,5-2 yıl öncesinin ya da geçen senenin fiyatlarıyla lütfen kıyaslayıp bir yorum yapmayın. Şu anki fiyatı bu arkadaşlar. Mal sahibiyle de birebir oturursunuz, karşılıklı konuşursunuz. Biz de çünkü sistemimiz o. Kesinlikle mal sahibiyle bir araya getiriyoruz sizi. Hiç öyle şey, telefonda falan filan muhabbetler bitmiyor arkadaşlar. Benim için sizler önemlisiniz. Yani mal sahipleri kusura bakmasın. Yani onlar paralarını alıp gidiyorlar ama biz sizlerle kalıyoruz. Yüz yüze bakıyoruz. Yani bu meslekteki 18. yılımız Akbük'te. Hemen hemen en eski ikinci, üçüncü firmayız diyebilirim. Allah'a da çok şükür hiç kimseden en ufak bir şikayet almadık. Kimseyi de yanlış da yapmadık. Hakkımızda da yani hiçbir şekilde kötü bir yorum da duymadım. Kim ne zaman ihtiyacı olduysa her zaman da yanlarında olduk müşterilerimizin. Satış sonrası desteği yani bitene kadar, siz buralara alışana kadar her zaman yanınızdayız arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayın. Şimdi drone görüntüsü de çekeceğim. İyi seyirler.